Hukukçu Afşin Hatipoğlu konuğumuz olacak. Afşin Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Şimdi sizinle biz genelde hep siyaset konuşuyoruz. Bugün hukuk konuşalım istedik. Bu normal mi Afşin Bey? Yani şimdi bir trafik kazası, tamam. Aile de şikayetini geri çekmiş. Bu meseleyi hiç yargılamıyorum çünkü ailenin durumu ortada vesaire. Bu başka bir mevzu. Ama bu işin bir de kamu ayağı yok mudur? Yani normal şartlarda, benzer bir durumda böyle mi işler çarklar? Normal mi ortaya çıkan bu karar? Bir gün bile hapis cezası yatılmamış olması? Kesinlikle normal değil. Yani şikayete tabi bir suç yok. Ortada neticede bir ölümlü taksirli de olsa ölümlü bir hadise söz konusu. Burada irdelenmesi gereken bazı hususlar var. Ben sizin yayına bağlanmadan önce son bazı uygulamaları tekrar gözden geçirmek için baktım. Hatta birkaç tane de hukukçu dostumla da istişare ettim. Acaba hani bizim bilmediğimiz son anda değişen veya uygulamalarda farklılık olan bazı hadiseler var mı diye. Ne yazık ki bilmediğimiz hiçbir şey yok yeni. Eskiden yerleşmiş içtihatlar neyse aynen devam ediyormuş. Ben konuyu şöyle özetleyeyim değerli izleyicilerinize. Şimdi burada tabii ki şikayete bağlı olmasa da katılan veya mağdur olan eş, anne, baba, bunların şikayetlerinden vazgeçmeleri, bunların taraftan yani buradaki failden şikayetçi olmamaları bir indirim sebebi ve takdiri olarak belli bir seviyenin üstüne cezanın çıkmasını engelleyen durumlar. Bir kere bunun altını çizelim. Ben daha önce KRT TV'de Çiğdem Hanım'ın programında bu hadise ilk olduğunda hatta kayıtlar da vardır. Dedim ki muhtemelen zaten belli bir meblağ karşılığında bu şikayetten geri çektirilir aile diye ben ifade etmiştim. Bu ve benzeri olaylarda ne yazık ki bunu tabii sizin de dediğiniz gibi biz yargılayacak konumda değiliz. Ama bazı hakikatler var onları da söylememiz lazım. Yani canın karşılığı para mıdır? Teorik olarak değildir. Ama hayatın gerçeklerinde insanların reddedemeyeceği bazı maddi Evet, teklifler yani olabilir. hayat içerisinde tek başına kalmış bir Tabii kadın, ki. engelli Tabii ki. bir çocuğu var. Bunu tespit için Yani bu söylüyoruz. böyle bir yargılamaya Tabii kuşkusuz onu girmemek lazım. bizim hakkımız değil. Bunu tespit için söylüyoruz. Ben aileye herhangi bir buhtan veya herhangi bir konuyu kendilerine çekmek açısından konuşmuyorum. Şimdi burada böyle bir gerçeklik var. Ama bunu bir tarafa bırakırsak bir de adalet diye bir müessese var. Adalet müessesesi dikey ve yatay. Yani ta Aristo'dan beri herkes için geçerli olan, farklı olanlara da olsa aynı adaleti uygula diyor. Yani sen burada Cumhurbaşkanı'nın çocuğu da olsa, bir tarih öğretmeni de olsa, işçi de olsa, öğretmen, avukat, doktor da olsa aynı kanun maddesine ve aynı uygulamaya tabi tutman lazım diyor. Bakın ben size enteresan bir durumun altını çizeceğim burada. Burada gözden kaçan bir durum var. Şimdi Yargıtay kararları göz önüne alındığında Yargıtay kararları. Şimdi Yargıtay kararları niye önemlidir? Kanun her yeri düzenlemez. Yani kanunların tamamında böyle kazuistik manada başınıza gelen her olayı ilgilendiren bir madde bulamazsınız. Onun için belli maddeler uygulanma suretiyle Yargıtay'da yorumla birlik sağlanır, yorum genişliği sağlanır. Onun için bu tip durumlarda yani taksirleden kastımız ne? Sonucu istenmeden bir mevzuya sebep olma. Yani sen gerçekten oradaki Cumhurbaşkanı'nın çocuğu bu çocuğu tanımaz etmez. Bunu Evet, yani öldürmek böyle istiyordur demek planlı, olmaz. programlı Tabii falan bir durum yok kasten ortada diyor. olmayan, kasten olmayan yani sonucu bilerek ve istenerek gerçekleştiren bir irade olmayan durumlara biz taksirli fiiller diyoruz. Şimdi burada bir taksirli fiil var. Şimdi Yargıtay diyor ki bu tip taksirli ölüm hadiselerinde teorik olarak, kanuni olarak evet adli paraya çevirme uygulaması yapabilirsin. Ama benim hiçbir uygulamamda ve hiçbir kararımda bunun bir örneğini bulamazsın diyor mealen. Yani Yargıtay'ın hiçbir uygulamasında bu çocuğa verilen, bu Somalili çocuğa verilen adli paraya değiştirme cezası ölümlü bir hadisede yok. Bunun benzeri yok. Bunu tamamen
aşırı geniş bir yorumla, aşırı bir takdir hakkıyla teoride yazan ama uygulanmayan bir hususu tamamen burada uygulamak suretiyle yeni bir mekanizma ortaya çıkartmışlar. Evet. Şimdi Afşin Bey, daha acı olanı var. Bundan daha acı olanı var. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada verilen 2 yıl 6 ayın gün hesabından, bakın bu çok enteresan, bunun altını çizelim. Bu konuşulmuyor. Bunu sizin aracılığınızla kamuoyu bilsin. 2 yıl 6 ayın gün hesabıyla adli paraya çevrilme hususu 20 lirayla 100 lira arasında değişir takdiri olarak. Burada ne yapmışlar biliyor musunuz Remzi Hanım? 30 liradan hesaplamışlar. Onu bile 100 liradan hesaplamamışlar. En tabanından hesaplamışlar biliyor musunuz? Ya karşındaki senin bir cumhurbaşkanının çocuğu. Takdiri kullanacaksan 20 lirayı 30 lira yapana kadar bari tavandan uygula ki kamuoyunda dersin ki böyle bir teorik olarak imkan var. Biz bunu uygulamak zorunda kaldık ama bunu da en üstünden uyguladık, 100 liradan uyguladık dersin. Onu bile, adli para cezasını bile günlük 30 liradan uygulamışlar. Bunun da bir uygulamada karşılığı, benzeri yok. Evet. Üçüncü bir konuyu da söyleyeyim, öyle soruyu sorun tamamlayayım. Bu kadar hızlı bir yargılama Türkiye'de yok. Bizim sabah akşam istediğimiz yargılamayı biz bu trafik cezası sebebiyle gördük. Bu trafik kazası sebebiyle gördük. İki ay içinde böyle iddianame, uzman görüşü, adli tıp raporları hazırlandı, çıktı, yargılandı, kovuşturması vesairesi, cezası, böyle bir hızı biz ömrümüzde görmedik. 65 bin avukat var İstanbul'da faal çalışan. Hangisine mikrofon uzatırsanız uzatın, böyle bir hızla taksirli, ölümlü bir hadisenin yargılanıp sonuçlanmasının benzerini görmemişlerdir. Açık söyleyeyim size. Evet. Şimdi sorularımdan birine cevap verdiniz aslında bu son söylediğinizle. Soru şu olacaktı. Bu kadar hızlı bir şekilde böyle bir olayda iddianamenin hazırlanması mümkün mü idi? Bu soruya o zaman mümkün şöyle değil. Bir... Mümkün değil. Mümkün benzeri değil yok. Diyorsunuz. İşte siz bana Sinan Ateş olayını soruyorsunuz 3 ayda bir. Evet. Ne oldu? Sinan Ateş 13. ayı bitti. 13 ay. 13 aydır daha ortada iddianame yok. Yani şimdi diyelim ki o biraz daha böyle karmaşık bir mesele ama böyle taksirle adam öldürme suçundan, bir trafik kazası sonucunda taksirle adam öldürme suçu söz konusu olduğunda da iddianamenin bu kadar çabuk ortaya çıkması, hazırlanması mümkün müydü soru? Hayır değil diyorsunuz. Peki mümkün bu değil. İddianame hazırlanırken çok çabuk da olsa normal şartlarda, şimdi sizin daha önce belki avukat olarak içinde bulunduğunuz, belki tanıklık ettiğiniz, bildiğiniz vakalarda iddianamenin hazırlanma sürecinde taksirle adam öldüren kişi tutuklu geçirmez mi bu süreyi? Eğer ortada şöyle, bir ölümlü vaka varsa. Adil olarak konuşmamız lazım. Şimdi haktan yana konuşmamız lazım. Elbette. Bunun tutuksuz yargılanma örnekleri var. Yok dersek yalan konuşmuş oluruz. Ama bunun şartlarının ölçülü bir şekilde belirlenerek hem kamuoyuna, böyle bir olayda normalde de hukuk dünyasına, yani hukukun tartışma ortamına izah edilip gerekçelendirilmesi lazım. Afşin Bey bir gün bile yatmadı. Bakın şöyle söyleyeyim. Benim şahit olduğum hadise olduğu için şimdi ben onu gördüğüm halde bu yoktu dersem yalan konuşmuş olurum. Yani ben onu daha önce de izah ettim. Bir trafik kazası, teknik terimi geçelim. Bir trafik kazasında ölüme sebep olan maktul, ölüme sebep olan failin bir gün bile yatmadan yargılandığı örnek Türkiye'de var mıdır? Evet vardır. Bu cevabı verelim. Onların da mı anası babası önemli kişidir acaba diye düşündüm. Mesela bak ben şimdi sözümüzün ağırlığının olması için Remziye Hanım, gerçekleri tamamen açık bir şekilde koymamız lazım. Şimdi buradaki hadise ceza hukukunun dışında kamuoyunda infial yaratan, adalet duygusunu zedeleyecek bir hadise aynı zamanda. Artı daha önemlisi, bakın burada esas ben size bir bilgiyi vereyim. Neden tutuksuz yargılanması doğru değil? Bu kişi bir kere yurt dışında yaşayan, normalde yabancı uyruklu bir vatandaş. Yani kaçma şüphesi var. Tamam. Böyle söylersek halkımızı daha doğru bilgilendirmiş Peki. olur. Yani şimdi... kaçma şüphesi olan yurt dışındaki